Kıymetli gönül dostları, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve inşallah hürmetle selamlıyorum. Allah nasip ederse inşallah bugün hizmet bitti diyenlere aslı saadetten bir örnekle cevap vermeye çalışacağız inşallah teala. Bugün Hendek Harbi'nden bahsedeceğiz. Takdir edersiniz ki Hendek Harbi'ni bir sohbette, bir bölümde anlatmak mümkün değil. Fakat gün konumuza bakan yönüyle Allah nasip ederse inşallah önce Hendek'e kadar olan kısmı, arkasından Hendek vakasında yaşanan bir iki vakayı ve sonra o dönemde de evet Muhammed Asat ve Selam bitti diyenlere ve bu din bitti diyenlere Allah Resulü ve Selam'ın fiili ve kavli verdiği cevaplar üzerinde duracağız Allah nasip ederse inşallah. Malumunuz Hendek Harbi hicretin 5. senesinde olmuştu, 5. senesinde gerçekleşmişti. Diğer iki harpten karakteristik olarak biraz farklılığı vardır. O da şudur. Biliyorsunuz özellikle ilk harp olan Bedir ve Bedir'den yaklaşık olarak bir yıl sonra gerçekleşen Uhud Harbi Kureyş'e karşı yapılan bir harptir. Daha doğrusu Kureyşlilerin saldırmasından dolayı Efendimiz Aleyhisselam'ın ile savaşı ve Medine'yi koruma amaçlı bir savunma veya iki savunma savaşıdır. Ama Hendek harbi öyle değildir. Kur'an-ı Kerim'in tesmiye ettiği şekilde söyleyelim. Ahzab harbi böyle değil. Ahzab harbi o gün itibariyle Arabistan'da yaşayan e, İslam dinine Efendimiz Aleyhisselam'a ne kadar düşman varsa, gerek içeride, gerek dışarıda ne kadar düşman varsa hemen hemen bunların tamamının bir araya gelip oluşturduğu bir orduyla Medine'ye saldırması e, şeklinde bu harp gerçekleşmişti. Yani nasıl ki Bedir Uhud sadece Kureyş'le yapılmıştı ama Hendek Harbi o gün itibariyle dediğim gibi İslam'ın düşmanları, insanlığın düşmanları, Efendimiz Aleyhisselam'ın düşmanları olmak üzere gruplar halinde bir araya geldikleri için o harbe zaten Ahsap Harbi denildi. Ahsap Arapçada hizbin yani grubun, partinin çoğulu manasına gelir. O gün itibariyle işte gerek Katafan, gerek Kureyş, gerekse de daha sonra harp esnasında e, Efendimiz Aleyhisselam'la Vesselam'la Medine Vesikası'nı imzalamış olan beni Kureyza'nın da işi içerden maalesef e, yani anlaşmayı bozmasından dolayı ihanet etmesi ve asıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yoran ve müminleri ümitsizliğe sevk etmek için gayret gösteren münafıklar ve ayetin tabiriyle söyleyelim isterseniz işi içerden yozlaştırmaya çalışan iman zafı yaşayanlar, inanç zaafı yaşayanlarla birlikte hakikaten efendimiz Aleyhissalatu vesselam ve Müslümanlar Hendek'te çok ağır bir imtihandan geçmişlerdi. Özellikle e, Huye İbni İbn Ahtab'ın e, ki biliyorsunuz Hüye İbni Ahtab e, Hayber e, Yahudilerinin lideridir. Onun girişimleriyle önce Kureyş'e gidecek, sonra Gatafan derken tarih kitapları bize yaklaşık olarak 17 ila 24 bin asker toplandığı rivayet edilecek ki Uhud harbinden yaklaşık olarak 2 sene sonra Hicret'in 5. yılında Medine'ye saldırmak, Medine'yi yerle bir etmek efendimiz aleyhisselamu dinini ortadan kaldırmamak amacıyla bütün hizipler, partiler diyelim isterseniz çünkü Arabistan'da yani Arapçanın konuşulduğu yerlerde parti e, hizip manasına gelir. Mesela Hizbullah Allah'ın partisi manasına gelir. Bütün bölükler, e, bütün Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında olanların hepsi bir araya gelip Medine önlerine kadar gelip Efendimiz'i ve İslam'ı bitirmeye az mu cezmi kastetmişlerdi bir yönüyle. Efendimiz Aleyhisselam bunu alır almaz hemen sahabesiyle biliyorsunuz istişare etti meseleyi. E, nasıl yapalım? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın taktiğiydi bu. Burada biz e, Efendimiz'den iki taktik öğreniyoruz. Hiçbir savaşta bir önceki taktiği uygulamıyor. İkincisi de bütün savaşlardan önce mutlaka istişare yapıyor. Hatırlayacaksınız. Bedir'deki istişarede e, Efendimiz Aleyhisselam'ı e, Medine'de korumaya söz vermiş olan Ez ve Hazreç ile istişare etmiş ki Bedir yaklaşık olarak biliyorsunuz Mekke, Medine'ye uzaklığı 180 kilometredir. Yani esasen o akabe biatlarındaki anlaşmada Medine'de korumaya söz vermişlerdi biliyorsunuz Efendimiz'i. Fakat orası Medine'nin dışıydı. Bir bu. ikincisi kervanı takip mi yoksa orduyla savaşmak mı? Çünkü Mekke'den bir ordu çıkmıştı. Şu an Bedir Harbi'nden bahsediyorum. Efendimiz Bedir Harbi'nden önce biliyorsunuz böyle bir istişare yapmıştı. Ve e, Uhud'da da bir istişare yaptı arkasından o Uhud'daki istişarede Sahra Harbi mi yoksa yani e, savunma harbi mi? Biliyorsunuz istişareden Efendimiz Aleyhisselam istemese de istişareye hürmeten Efendimiz buna uymuştur ve Sahra Harbi yapılmıştır. İşte bu harpten iki sene sonra yaklaşık olarak 20 bin kişilik bir ordunun bazı rivayetler 17 bin bazı rivayetler ise 24 bin olduğunu söylüyor. 24 bin kişilik bir ordunun yani Medine'ye doğru geldiğini görünce, duyunca Efendimiz onun istihbaratını alınca bir istişare yaptı. Ne yapalım diye herkes fikrini söyledi. Selman'ın Farisi ise çıkıp biliyorsunuz malumunuz şunu söyledi. Ya Resulallah dedi biz Fars'ta Sasani'de yani bugünkü İran'da düşmanlarımızdan korunmak için Hendekler kazarız dedi. Hendek kazarız dedi. Bunu tarif etti demek ki. İnceden inceye anlattı. Sahabe buna ikna oldu. Efendimiz Aleyhisselam da mukni bir şekilde hendek kazılmasına karar verildi. Dediğim gibi konumuz hendek harbi değil. Hendekte yayılan e, kasıtlı olarak münafıkların, iman zaafı bulunanların ve Yahudilerin kasıtlı olarak yaydıkları ümitsizlik radyasyonu Konumuz bu. Bunu işliyoruz. Ne demişlerdi o ordu yola çıktığı zaman? Hemen Medine'de bu radyasyon yayıcılar tabiri caizse çıkıp işte bu zaman bu kadar bu, bu zamana kadar Arap'ın topladığı en büyük ordu işte bu sefer bittiniz demişlerdi. Örnekleriyle e, işin son kısmında, sohbetin son kısmında anlatacağım inşallah. Dolayısıyla efendimiz Aleyhisselam e, hem de kazılma fikrini sahabesiyle beraber kabul edilince hem de kazılmaya başladı. Ben Hendek'le alakalı kısa bir iki bilgi vereyim. Medine'nin o gün jeofizik yapısı itibariyle kıymetli dinleyiciler, Medine'nin doğusunda ve batısında Harra-i Şarkiye ve Harra-i Garbiye Gerçi başka isimle de tesmih edildiği oluyor ama doğusu ve batısı zaten doğal surlar gibiydi. Değil bir ordunun bir devesiyle bir insanın bile geçmesi mümkün olmayacak şekilde esasen bir yönüyle Allah tarafından surlar örülmüştü. Medine'nin güneyi güneyi ancak yani böyle bir 200 kişilik bir orduyla tutulacak kadar bir geçit söz konusuydu. Allah Resulü oraya Hazreti Sa'd ibn Ubade komutasında biliyorsunuz 200 kişilik bir birlik göndererek Medine'nin güneyini de kapatmıştı. Zaten dediğim gibi doğusu ve batısı zaten kapanmıştı. Bir de malumunuz demin söylediğim şekilde Sa'd ibn Ubade'yi göndererek oraya askerleriyle. Şimdi, peki kuzeyi işte tam bu kuzeyine e, ekranlarınıza da yansıyacaktır mutlaka. E, tam kuzeyine e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Harra-i Şarkıya Harra-i Garbiye arasında e, bu hendeyi kazdırdı. Şimdi burayı biraz yavaş söyleyeceğim. Hendeyin uzunluğu yaklaşık olarak 4 kilometreydi. 3.7 diyenler var ama 3'ten aşağı rivayet yok. Yani Hendeyin, Hendek Medine'nin kuzey tarafını kapatmak için yapılmıştı. Demin bahsettiğim gibi doğusu ve batısı zaten kapalıydı. Güneyine asker göndererek o geçti kapattı Allah Resulü Kuzeyine ise o bahsettiğim şimdi ekranlarınıza yansıdığı şekliyle ee, görüyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaklaşık olarak 4 kilometre uzunluğunda bir hendek kazdırdı. Hendek 4 kilometre uzunluğundaydı ama e, kıymetli dinleyiciler genişliği 5 ila 7 metre, derinliği ise 3 ila 5 metreydi. Müsaadeniz olursa bir daha tekrar etmek istiyorum. Meselenin zorluğunu anlamamız açısından e, hendeğin uzunluğu yaklaşık 4 km idi genişliği yaklaşık olarak 5-7 metre derinliği ise 3-5 metre kadardı. Yani bir atlının atını atlatıp geçiremeyecek kadar geniş kazdırmıştı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki kaç günde bitmesi gerekiyordu? Tam 6 gün içerisinde de hendeyin kazılması gerekiyordu. Yaklaşık olarak 3000 kişi çalışacaktı. Bugün hizmetteki insanların, hizmetimizin bir metot ve metodoloji olsa olan bir yönüyle demek ki oradan beslenerek yani o metot ve metodoloji geliştirilmiş himmet usulüyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o 4 kilometreyi paylaştırdı. Peki nasıl yaptı bunu Aleyhisselatü Vesselam? Mesela bir kabileyi çağırdı. Dedi siz bu dört kilometrenin ne kadarını alırsınız dedi. İşte diyelim onlar yüz metresini alalım biz ya Resulallah dediler. İşte derinliği 3-5 genişliği 5-7 metre olacak şekilde onlar oraya kadar çizdi Allah Resulü. Onlar orada çalışmaya başladılar. Daha sonra başka bir aile biz 50 metre alalım dedi. Öteki biz 100 metre alalım. Bu metodu çok iyi tanırlar. Özellikle Hizmet-i ve Kur'aniyede e, ki yani böyle okul açmış, arsa almış, e, bina yaptırmış arkadaşlar. Eskiden metrekare usulüyle ne yaparlardı? Bunları adeta manevi olarak satarlardı. Allah Resulü Vesselam da öyle yaptı zaten. O 4 kilometreyi e, o gün Muhacir ve Ensar'a metre metre paylaştırdı. Kendisi de e, şu an ekranlarınıza e, yansıyacaktır birazdan. Sel dağının e, eteklerine ne yaptı? Çadırını kurdu. Orada esasen bir 7 tane çadır kurulmuştur. Daha sonra o çadırların yerleri kaybolmasın diye Osmanlı oraya 7 tane mescit yaptırmıştır. İşte o 7 mescidin yapıldığı yere Araplar Mesacid-i Seb'a derler. Yani 7 mescitler manası verilir. O mescitlerden bir tanesi de birazdan anlatacağım Efendimizin dua ettiği Fetih Mescididir. Evet altı günde bitti bitmesine ama işte e, gerek kazılırken, ...gerek o Mekke'den ordunun... ...Gatafan'la birlikte yola çıktığını... ...duyan... ...insanlar... ...Kur'an dediği için rahatlıkla söylüyorum... E, ...o insanlardan iman zaafı olanlar... ...yani imanında hatar olanlar... ...arıza olanlar... ...ve münafıklar tabii ki... ...bunlar işi hemen... ...içeriden yozlaştırmaya başladılar... ...gerek de kazılırken mesela... Gelip diyorlardı ki Ahzab suresini açıp uzun uzun bakabilirsiniz. Ahzab suresi biliyorsunuz tamamen yani ismi de zaten yani odur. Hem de kalbinden bahseder yani çoğu ayetlerinde. E, malumunuz sadece antı parantez söyleyelim. Enam suresinde Bedir Harbi anlatılır. E, ganimetler manasına gelen ve Ali İmran suresinin özellikle 120. ayetlerinden sonra da biliyorsunuz Uhud harbi anlatılır. Hatta Abdullah İbn Abbas diyor ki Uhud'da bizimle birlikte bulunmak e, yani sanki bizim neymiş gibi olmak istiyorsanız Ali İmran suresinin, suresinin ilgili ayetlerini okuyun diyor zaten. Kıymetli dinleyiciler işte e, efendimiz aste ve selam hem de kazılırken işte o ayetler daha sonra gerek müminlerin, gerek münafıkların, gerek imanında zaaf olanların haleti ruhiyesini çok iyi ortaya koyar. Mesela bir ayetinde der ki sana gelip de hem de kazılırken ki insana çok ihtiyaç olan bir dönem. Düşünün 24 bin kişilik bir ordu geliyor. Allah Resulü korkuyla ve arkadaşları ve o günkü müminler korkuyla bakın 24 bin kişilik 20 bin kişilik bir ordudan bahsediyoruz yaklaşık olarak. Karşılıkta savaşacak olan ancak 3 bin kişi kadar insan var. İki çok büyük diş bir soğuktan bahsediyorlar. Açlıktan. Efendimiz ve Vesselam karnına taş bağladığı ki birazdan anlatacağım. Yer işte burasıdır açlıktan yani midesi arka aşağıya sarkmasın. Açlığı daha az hissetsin diye midesine yani karnına taş bağladığı yer burasıdır. Yani e, olabilecek her şeyle imtihan olmuşlardı. Mesela ayet-i kerime diyor ki bazıları gelip bu korkudan dolayı kaçmak için yani gitmek için e, sinmek için e, Resulullah bizim evlerimiz biraz emniyette değil. Ayet-i Kerime'yi biraz manasını genişleterek veriyorum. Güvende değil kapılarımız. Müsaade edersen biz gidelim deyip gidip gelmeyenler vardı. Ayet afişe ediyor bunlar. Oysa evlerinde bir sıkıntı yoktu sadece. Harpten kaçmak için. Yani orada Allah Resulüne en ihtiyani adamın, insanın yani şiddet bir şekilde ihtiyacı olan bir dönemde ihtiyacın olduğu bir dönemde Allah Resulü'nü bırakıp gidiyorlardı. Kur'an da zaten onları biliyorsunuz afiş ediyor. Başka bir ayeti kerime ise bunun mealen aynen okuyacağım. Yani yine Ahzab Suresi'nin 9 15. ayetleri geliyor Kur'an onların yani şu ümitsizlik radyasyonu yayan, bittiniz siz diyen, bir daha toparlanamazsınız diyenlerle alakalı ayet-i kerime şöyle diyor. Onlar size yukarınızdan aşağınızdan gelmişlerdi. Yani kim? Burada işte müşrik ordusunu Asab ordusundan bahsediyor. Yani düşünsenize neredeyse Medine'deki Müslümanların nüfusunun 7-8 misli neredeyse yani öyle yukarıdan aşağıdan gelmişlerdi diyor ayet devam ediyor. Gözler dönmüş, yürekleriniz de ağzınıza gelmişti neredeyse. Allah için çeşitli tahminlerde bulunuyordunuz ayete bakın. İşte orada inananlar denenmiş ve çok şiddetli sarsıntıya uğramışlardı. İnananlar denenmişti. Değerli dinleyiciler, değerli gönül dostları, inananlar Hazreti Adem'den itibaren her dönem denenmiştir. İnançlarının kalitesi ortaya çıkmıştır. İnananlar denenmiştir ve denenmeye devam edecektir. Şu süreçte de hizmet-i imaniye ve Kur'aniye de ki arkadaşlarımız deneniyorlar şu anda ve ayet diyor bunu denenmişlerdi. İşte orada insanlar denenmiş ve çok şiddetli de sarsıntıya uğramışlardı. İki yüzlüler ve kalplerinde hastalık olanlar Allah ve peygamberi bize sadece kuru vaatlerde bulunuyorlar demişti. Ashab suresinde geçiyor. Ya bu efendimiz farklı farklı şeyler söylüyor ama bunların hepsi yani bir haşa 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 kuru gürültüler ibaretmiş yani. Bu ordu bizi bitirecek. Bunlar bizi bitirecekler. Biz bu işten yakamızı koparamayız, koparamayacağız diyor. Mesela bunu açacak olan bir şey. E, o e, hendek kazılırken çok samimi sahabe efendilerimizden bir tanesi bir ihtiyaç için koşarak evine geliyor alıp belki tekrar hendeğin inşasına dönecek. Bir geliyor ki Müslümanım diyen öz anasının oğlu yani öz kardeşi evde oturmuş sofrayı açmış şıralar böyle e, akıl şurup yeme içme yani öyle tam bir böyle bir gamsızlık havası tabiri caizse yani onu öyle görünce dudaklarından şu döküldü siyerde okuduğumuz kadarıyla sen bu halde burada kızarmış et ekmek ve şıra ilesin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise mızraklar ve kılıçlar arasında Utanmıyor musun diyor. Esasen dediği şahıs yani öyle kendi kardeşi ve Müslümanım diyen de birisi maalesef. Utanmıyor musun demiş. Kardeşi de sen de bizim yanımıza gel demiş. Sen ve arkadaşlarının başına gelen gelmiş. Sen ve arkadaşların yani sahabenin başına gelen gelmiş. Sonu daha ilginç değerli abiler ablalar. Artık yapacağınız bir şey yok. Allah'a yemin olsun ki Muhammed bu işin üstesinden gelemeyecek, yok olup gideceksiniz demişti. Bir ümitsizlik radyasyonu yaymıştı. O yüreği imanla dop dolu olan kardeş ise hemen oradan çıktığı gibi hayır ben bu sözleri niye Efendimiz Aleyhisselam'a söyleyeceğim götüreceğim. Koşarak Allah Resulü'nün yanına geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki diyor ki İstersen diyor kardeşinle yaşadıklarını sen anlat, istersen diyor ben anlatayım. Çünkü daha o evden ayrılırken Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam şu ayeti getirmişti. Allah içinizden başkalarını savaştan parantez içinde hizmetten alıkoymaya çalışanları ve kardeşlerine hayatınızı tehlikeye atmayı bırakın da bize katılın. Oraya girmeseydin, onlarla olmasaydın bunlar başınıza gelmezdi. Demedim mi zamanında çık gel filan gibi laflar hepimizin kulağında çınlıyor değil mi? Ben bir mukarene yaparken kıymetli dinleyiciler, esasen o günün müminleriyle bugünün müminleri arasında bir mukarene yapıyorum. Takdiri ise tamamen size bırakıyorum. Peki ne demişlerdi? e, ee, o ordu Medine'nin Medine yukarısından aşağısından gelince kalpler kaymış, gözler dönmüş. Hatta gözler korkudan bir ölü gözüne dönmüştü diyor. Ve bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam yani e, başka bir ayette ise o haleti ruhi Efendimiz'e şöyle anlatılıyor. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman yukarıdaki ayette ne? Münafıklar ve iman zaafı olanlar bu iş bitti bu işten yakamızı kurtaramayız. Yok olduk. Bari uzak duralım da gelenlerin şerrinden emin olalım. Biz onlardan değildik filanım diyerek uzaklaştılar. Peki müminler ne dedi? Müminler ise şunu dedi. Düşman birliklerini gördükleri zaman işte bu Allah ve peygamberinin bize vaat ettiğidir. Allah ve peygamberi doğru söylemiştir dediler. Bu onların ancak iman ve teslimiyetini artırdı. Hani Uhud'dan sonra hatırlayacaksınız e, Hamra'yı Esed'e giderken de öyle demişti. فَذَادَهُمْ اِيمَانَا قَالُوا hasmunallahu اللّٰهُ وَن۪يمَ vekil demişti. فَذَادَهُمْ imana, قَالُوا حَسْبُنَ ve nimel vekil demişlerdi. Burada da Hendek'te de hakiki müminler esasen benzerini söylüyorlar. İşte Hendek kazılırken bir kayaya denk gelindi. Yine aynı şekilde. Ümit ümitsizlik. iman imanda zaaf. Müminin söylediği, münafının söylediği ortaya çıkaran başka bir hadise. Hendek kazılırken ki Hendek'in kazılırken bu hadisenin yaşandığı, Efendimizin o kayayı parçalama hadisesinin yaşandığı yerin bugünkü fotoğrafı da ekranlarınıza yansıyacaktır. Birazdan e, Hendek kazılırken bir kaya denk geldi şu anda işte gördüğünüz gibi. E, bir maket fotoğrafında e, bunu görüyorsunuz, göreceksiniz. İşte e, Hendek kazılıyor büyük bir kaya denk gelmiş. Allah Resulü'nün verdiği ölçüler eğer o kayanın yani parçalanmazsa uymayacak. Hemen Efendimiz'e gelip haber veriyorlar. Ya Resulullah parçalayamadık bunu diyorlar. Hemen Efendimiz içeriye manivelasını alıp giriyor. İlk vuruşta bir ateş kıvılcımı tabiri caizse bir kıvılcımlar yumağı çıkıyor. Ve Efendimiz müjdeler olsun Hire'nin sarayları diyor. Başka bir rivayette Sana'nın sarayları. Başka bir rivayette işte yani farklı farklı yerler söylüyorlar. İkinci vuruşunda işte müjdeler olsun diyor işte Mısır'ın diyor üçüncü vuruşunda başka bir müjde veriyor ve kaya tuz buz oluyor fakat bunları işiten münafıklar ve o münafıklara uyan maalesef iman zaafı yaşayanlar şöyle diyorlar demin söyledim ya Muhammed diyorlar tırnak içinde açlıktan karnına taş bağlıyor. Tuvalet ihtiyacımız için korkudan şuradan şuraya çıkamıyoruz. Şehri şöyle büyük bir ordu işgal etmiş. Biz Bizans'ı, biz ötekini, biz belikini e, alacakmışız da orasını Allah bize lütfedecekmişiz de breh 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 diyorlar ve Efendimiz Aleyhisselam ve arkadaşlarının ümidini kırmaya çalışıyorlar. Peki ne oldu bütün bunlardan sonra? Allah Resulü Aleyhisselam esbab dairesinde bütün tedbirlerini aldı. Savaşmamak için belki bir yönüyle hendek kazdırdı savunma. Sonra karargahını kurdu. Düzenli olarak istişarelerini yaptı. Hendeyi himmet usulüyle bugünkü kazdırdı. Ve hendekten çıkan toprağı sel dağına tarafına doğru çıkarttırarak orayı esasen ne yaptı? Yani bir savunma hattı haline getirdi. Müslümanları arkasına konuşlandırdı. Esbab dairesi açısından her şeyi yaptıktan sonra... Bugünkü Fetih Mescidi'nin olduğu yerde ki şu an ekranlarınıza yansıyor. E, Fetih Mescidi'nin olduğu yerde, bugünkü Fetih Mescidi'nin olduğu yerde ellerini açtı. Pazartesi, e, çarşamba ve perşembe günü, üç günü öyle dua etti ki Hazreti Ebu diyor ki ellerini kaldırıyordu. Ben şu koltuk altlarını görüyordum. Ridası sırtından düşüyordu. Bir daha koyuyordu Hazreti Ebu en son zaten öyle demek zorunda kalacak. Ya Resulallah yani kendini bu kadar yani yorma Allah seni ve cemaatini helak etmeyecektir. Peki ne mi oldu? İşte belki bu dualardan önce fiili dualardan, tedbirlerin alınmasından sonra, sebeplere riayetten, arkasından kavli ve kalbi dualardan sonra... Biliyorsunuz sende çok ayrıntılı anlatılabilir ama kısa söylüyorum sadece. Bütün bunlardan sonra ne oldu? Allah bir fırtına gönderdi. O fırtına karşı taraftaki müşriklerin develerini, kazanlarını sürüklüyordu. Ebu Süfyan şunu demek zorunda kaldı. At Semut kavminin dedi helak olduğu gibi helak olmadan buradan uzaklaşalım ve çıkıp çekip gittiler. O ahsapar bir değişik gruplardan oluşuyordu. Ee, Hazreti Nuaym'ın sayesinde de onlar bir yönüyle Allah onları birbirine düşürdü. Allahum mahsimhum ve zelzilhum ve şeddid şemlehum diyor yani, ferrik cem'ahum. Onların birliklerini Allah bir yönüyle bozdu ve Esasen bir savaş olmadan da çekip gittiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar çok morallendiler. Hatta Efendimiz dedi ki bundan sonra bize saldırmayacaklar. Lüzum olursa eğer belki biz onların peşinden gideceğiz. Bundan sonra bir yönüyle gündemi onlar belli etmeyecekler. Bundan sonra gündemi biz belli edeceğiz dediği e, adeta. Mevla e, bizi ümitsizlikten e, muhafaza buyursun. Ya isten muhafaza buyursun. Ya is öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Sarıl, sarıl Rabbin ipine bak ne olursun. Dediği gibi Mehmet Akif'in Mevla inşallah yani öyle sa ile yani öyle çalışmayla gayretle öyle ümidini yerinde tutanlardan eylesin. Mevla ümitsizlik yayanların şerrinden hepimizi muhafaza buyursun inşallah şu hizmeti imaniye ve Kur'aniyenin hakkını eda edebilmeyi nasip eylesin. Türkiye'deki kardeşlerimizi dünyanın dört bir tarafında zorluklar içerisinde yaşayan kardeşlerimize de bir an önce pereç ve mahreç nasip etsin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. <laughs>